Merhaba arkadaşlar, Arif 3 Evo için bay bayan giyim tavsiyesi istemişti bir arkadaşımız. Ona uygun bir kask getirdim. Bu kask Next X Vet diye geçiyor. Enduro sürüşler için yapılmış. Hem kauçuk bir şekilde, hani A sınıfı polikarbon ve içi kauçukla desteklenmiş bir dış yapıya sahip. Bir tane tereyi var. Tereyi isterseniz şu yanlarından çıkartabiliyorsunuz, takabiliyorsunuz. Ön tarafında şöyle açılan bir tane camı var. Camı kademeli olarak açılıp kapanabiliyor şu şekilde. İç tarafında bir tane güneş vizörü var. O da şu tepesinden açıp kapanıyor. Buna bir tane daha kask önereceğim. Bunu yalnızca kafama giyip göstereyim. İç petlerini çıkartıp yıkayabiliyorsunuz. Şu şekilde giyilip çıkartılıyor. Giyerken şu yan tarafındaki mandallardan tutmayı, kumaşlardan tutmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Kafanızın hani şu yan tarafınızı, kulaklarınızı yırtmasın. İç petlerini görüyorsunuz. Bunlar çıkartılabiliyor. İçi gerçekten iyi hava alabilen bir tane kask. Ve hani üst havalandırma kanallarıyla, işte arka hava çıkış kanallarıyla gerçekten iyi yapılmış bir kask. Dediğim gibi kauçuk destekli bir polikarbon kullanılmış. %30 gibi bir kauçuk desteği var. O yüzden de dayanıklı bir dış kabuğa sahip. Ve çene pedi var, burun pedi var. Ön tarafında bir tane daha hava kanalı var. Bu hava kanalını da açabilirsiniz. Yan tarafında bir tane XCOM diye bir şey yazıyor. Bu XCOM buna intercom takma yeridir. Eğer farklı bir intercom alırsanız bunun dışına takmanız gerekiyor. Ama XCOM alırsanız bununla beraber kullanabilirsiniz. Bir kask önerim daha olacak. Diğer kask önerim ise bu. Kaberkin Stunt modeli. Bunu tanıtımlarda görebilirsiniz daha önceden. Bu da gerçekten bay ve bayan olarak kullanılabilir. Arif 3 Evo'ya da hem Next Vet 2 hem de bu Kaberk Stunt gerçekten güzel olacaktır. Şu kısmında tabii ki bunun da bir güneş vizörü var. Şu kısmında bir tane burun pedi var. Ön havalandırmasını şuradan açıp kapatıyorsunuz. Çene pedi var. İç tarafı mikrometrik bir bağlantıya sahip. Diğer Next Vet 2'nin Double D bir bağlantısı var. Double D bağlantı biliyorsunuz daha güvenli bir bağlantı çeşittir. İç pedleri gerçekten güzel yapılmış. İç tarafındaki bu kısımdaki pedlerin hepsini çıkartıp yıkayabilirsiniz. Geniş bir bakış açısına sahiptir. Next Vet de geniş bir bakış açısına sahip. Bunun da üst tarafında havalandırma kanalları var. Bunun 3 tane havalandırma kanalı var. Ve arka spoiler'ın hemen altında hava çıkış kanalı var. Ağırlık olarak 1450 gram. Next Vet 2 ise 1500 gramlık, 1600 gram civarında değişen bir ağırlığa sahip. Rika Airstream'i sunacağım mont için. Onlar da gerçekten iyi. Rika Airstream montumu daha önceden tanıtmıştım. Bir önceki tanıtımda da Rika Airstream'i tanıtmıştım. Hem fiyat performans olarak iyi bir monttu. İç tarafındaki hani yağmur geçirmez ve işte rüzgar geçirmez kısmıyla beraber, işte C10 ayrı korumalarıyla beraber gerçekten iyi bir mont. Fiyat performans olarak da gerçekten iyi. 1099 liralık fiyatı var. Elimizde de belli bir miktarda kaldı. Bunlardan alabilirsiniz. Çünkü kollarında cırt cırtları var. Hem de çok kısa bir mont değil. Enduro'ya veya naked sürüşlere de güzel gider. Kol ayarlamaları var. Ön tarafında hava kanalları var. Ve hani iki tane cebi var. Bel ayarlaması var. Bay bayan bundan alabilirsiniz. Hani şekil olarak hani bayanlara çok fazla gitmeyecektir. Ama hani Revit'in diğer montlarından alabilirsiniz. Hani biraz daha bayanların şu kısımlarını biraz daha sıkıştırabildiği veya işte bayan vücut ölçülerine göre daha rahat oturan montlardan alabilirsiniz. Ben linklerini aşağıda paylaşacağım. Bir önerim de hani bunun da tabii CE10 aylı işte omuz ve dirsek korumaları var. Şuralarında körükme mekanizması var. Bu kısımları rahat oynuyor.
arka tarafında bir tane sırt koruma ile beraber geliyor. Bu gibi artıları var. Kışın da baharda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yaz sürüşlerinde de hani aşırı sıcakta kullanamayabilirsiniz. Çünkü hani ne kadar da şey yapsanız biraz hava geçirecektir. Ama hani bir yazlık mont kadar tamamen üstü yazlık bir ince bir kumaşla, delikli bir kumaşla yapılmış bir mont kadar size ferahlık vermeyecektir. Fakat hani belirli sürelerde kullanılabilecektir. Rexon'un King modelleri var. Bu modelleri önerebilirim. Bu modelleri de daha önceden tanıtmıştım. Şöyle çıkartarak elime giyerek göstereyim. Rexon'un King eldivenlerini alabilirsiniz. Çünkü hani fiyat performans bakımından 180-190 lira civarında olması gerek bunların. Bunlardan alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. İçi şöyle süet bir dokuya, aynı zamanda böyle tırtıklı bir dokuya sahiptir. Yumuşak korumaları vardır ve yumruk korumaları vardır. Bilek koruması bunun yok. Bilek korumaları almak istiyorsanız Revit'ten veya Fiberglass'tan bir önceki tanıtımda bulabileceğiniz eldivenlerden bir tanesini alabilirsiniz. Ben linklerini aşağıya ekliyorum zaten. Bu önerilerden bir tanesi. Altınıza aşırı soğukta kullanmayacaksanız TESH 90 alabilirsiniz. Aşırı soğuklarda farklı modellerden, mesela A modelin bir modelinden, işte Proel'in bir modelinden veya Venom'un, Vexon'un modellerinden alabilirsiniz. O modellerle de kullanabilirsiniz. O modeller çünkü hani biraz daha yağmura ve rüzgara daha dayanıklıdır. TESH 90 ise baharlık, yazlık bir pantolondur. Bir de bot önerim olacak. O botu da daha önceden tanıtmıştım ben. Rockwell DNA diye geçiyor. Kısası ve uzunu var. Uygun fiyatlı botlardır. O botlardan alıp kullanabilirsiniz. Yani şu anda burada çok fazla ses oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü hani bugün cumartesi ve ben hani bu arada çekim yapmaya çalışıyorum. Hani sizlere işte bunları sunmaya çalışıyorum. Tabii mağazada bayağı bir insan dolaşıyor. O arada da çekim yapıyorum işte. Umarım bu söylediklerim, yazdıklarım ve aşağıda açıklamalarda paylaştıklarım size yaramıştır. RX3 Evo için işte giyim önerileri, kask önerileri sunmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. İyi sürüşler.